Cumhuriyeti'nden merhaba, yani Bodrum'dan. Uzun zamandan sonra tekrar bir aradayız. Niye uzun zaman? Çünkü pandemiden dolayı biz çekim yapamadık. Hatta yaptığımız çekimleri bir araya gelip montajlayamadık bile. Ama bu hafta itibariyle hazırız. İlk önce sizlere köfte yapacağım. Hem de soya köftesi. Çünkü ben ufak ufak vejetaryen olma yolundayım. Soya köftesini yaptım ve çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Fakat bu çekimler esnasında çok değerli köpeğim Bobo'yu henüz kaybetmemişim tabii ki. Yaparken köfteyi Bobo yanıma geldi ve izlerken de ben kendimi çok kötü hissettim. Çünkü onu çok özledim. Bobo'cum, seni çok seviyorum. Evet. Bugün soya köftesi yapacağım. Bakalım nasıl olacak. İlk önce ne yaptım? 9 bardak soyayı suyla ıslattım. 15 dakika oluruyor. Ondan sonra soğan, salça, sarımsak, onları birazcık yağda şöyle bir öldürdüm. Ondan sonra içine maydanoz, efendime söyleyeyim dereotu gibi şeyleri karıştırdım. Şimdi de soyayı koyacağım içine. Oğlum dur çekil. Soya köftesi yapıyorum. Dur sana da vereceğim. Evet. Soyalarımızı iyice suyunu sıktık. Şöyle karıştırmaya başladık. Böyle eziyoruz. Yani düşünün ki kıymayı ekmekle eziyoruz gibi. İyice ne birbirini yedireceğiz. Ara sıra şöyle karıştırıp. Hoppa. Böyle. Ondan sonra bunları bayağı köfte gibi yuvarlak yuvarlak yoğuracağız. Ne yaptık? Bütün köfte baharatlarını da içine koyduk. Normal köfteye konur gibi. Bunda bir tek şu var. Normalde biz ekmek böyle ıslatır sıkarız, öyle koyarız ızgara köftenin içine. Bunda un koyuyorsunuz. Ama bence ekmek de konulabilir. Evet. Şimdi ne yapmaya başlıyoruz artık? Yavaş yavaş köftelerimizi yuvarlamaya ve köfte haline getirmeye. Gibi. İsteğe göre küçük büyük yapabilirsiniz ama ben bunları şimdi hamburger yapacağım için köftelerini büyük büyük yapıyorum. Ey yavrum ey. Şöyle. Nasıl böyle? Yuvarlıyorum ve eziyorum. Böyle böyle hamburger köftesi oluyor bunlar. Bunu birazcık daha ezebilirim. Bunu birazcık daha. Bakın şeyi bilmiyorum tabii. Pişerken normalde köfte küçülür ya. Hani bu da küçülecek mi hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Gördüğünüz gibi burada köftelerimiz hazır. Şimdi biraz da beklettik bunları. Ondan sonra şimdi artık tavalarımızı koyduk. Ateşimizi yaktık. Üzerine daha doğrusu yağsız tavaların içine bir lokmacık yağladık. Çok az da yapışmasın diye. Şimdi alıyoruz. Bu arada marullarımız da burada hazır yalnız. Sesi duyuyor musunuz? Böyle fazla sıkıştırmadan 3 tanesini atıyorum. Şimdi bakacağız bunların bir tarafı kızardığı zaman öbür tarafını çevireceğiz. O sırada ekmeklerimizi ısıtacağız. Ondan sonra da bir bütün hale getireceğiz. Az sonra. Evet, buyurun. Soya köftemiz hazır. Yani ben böyle vejetaryen olmak yoluna doğru gidiyorum. Eskiden yediğimi belki onda biri, hatta belki yüzde biri kadar et yiyorum artık. Dolayısıyla bunu böyle denemek istedim. Eğer ağız tadım, çünkü bir tek hamburgerden vazgeçemiyorum. Eğer ağız tadım uygun gelecekse bundan sonra bu konuda da yırttım demektir. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Öncelik olarak bir tabağımızı alıyoruz. Şöyle önümüze koyuyoruz. Önce altını alıyoruz ekmeğimizin. Şöyle büyüğünü yapalım. Buraya bir küçük marul koyuyoruz. Pardon. Üzerine köftemizi koyuyoruz. Hatta şöyle koyayım bunu da buraya. Şöyle. Nasıl böyle? Ondan sonra bunu kapağına alıyoruz. Kapağını arzuya göre istediğiniz mayonez, ketçap, ne istiyorsanız istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. İsterseniz içine ayrıca şey de koyabilirsiniz. Domates, turşu. Ama ben öyle sevmiyorum. Ben böyle sadece sade seviyorum. Şimdi
buraya arzuya göre istediğinizi koyabiliyorsunuz. Şöyle hoppa. Gördüğünüz gibi bir miktar ketçap koydum. Ve bunu hop kapatıyorum. Etrafı da çok güzel kirletiyorum. Olsun bu benim miktarım. Böyle gördüğünüz gibi şöyle bakın içine istediğinizi koyarsınız. Böyle olağanüstü bir görüntü var. O zaman ne yapıyoruz bunu bir şimdi böyle? Alıyoruz böyle. Ay aman nasıl götürmüşüm ben o hamburgeri böyle. Çok güzeldi. Tavsiye ederim denemenizi. Peki sonra ne yaptık? Sonra sevgili Kalben'in en son yapmış olduğu albümün tanıtımına gittik. Çok tatlı bir yerdi. Çok hoş insanlar vardı. Kalben zaten çok tatlı. Kalben seni çok seviyorum. Çok tatlısın. Teslim ettiğim, her şeyi kontrol etmediğim, bütün her şeyi yazmaya çalışmadığım, ilk defa birlikte şarkı söylemek istediğim insanları onlardan rica ederek albüme davet edebildiğim, birlikte müzik yapmak istediğim insanlarla çalışabildiğim ya da bunda inat etmediğim, yani çeşitli çeşitli şeyleri bir arada deneyebildiğimiz, sevgili genç arıyla yaptığımız bir albüm oldu Kalpan'ın. Kalpan'ın daha önce dinlediğiniz bir şarkıydı ama bu albümde farklı bir haliyle karşınıza çıkacak. Tek cover'ımız Haydi Söyle değil bu sefer. Teşekkür ederim güldüğünüz için. Artık buna girmemizin vakti geldi. Yeterince büyüdük ha. Böyle bir günde bir arada olmamız adeta yağmurlu bir günde İstanbul konserine gelmeniz de aynı şey. Sevgili Yonca Evcimek burada en sona seni saklıyorum sana seni. Hoş geldin. Seni çok seviyorum. Herkes ona baksın. Herkes harf çeksin. Ağırlayın şu kadını. Tanıyarak tanımayarak biliyorum ki burada bizim için varsınız. Sağ olun. Öpüyorum hepinizi. Hoş geldiniz. Yankılar 15 Temmuz'da evlenen herkese gelsin arkadaşlar. Sonra da boşanın. Beni tanıyanlar bilirler gezmeyi çok severim ben. Yine bir partiye gidiyoruz şimdi. Bakın kimler var kimler. Çok eğlenceli. Delebulu.com'un partisi.